Dünya ve bizden tekrar iyi akşamlar. İlk bölümde Skype hattından ABD'den Soli Özel'le konuştuk. Türkiye-ABD ilişkilerini S-400 F-35 bağlamında Putin'le yapılan telefon görüşmesini de. Daha sonra Zafer Örük Hoca'yla stüdyo konuğum zaten. Tekrar hoş geldiniz hocam. Dünyadaki halk hareketlerini, iktidar mücadelelerini Türkiye'ye benzerlikleri, benzemezlikleri ve birbirlerine benzerlikleri, benzemezlikleriyle ta Venezuela'dan Cezayir, Sudan, Ukrayna ne varsa Müslüman kardeşlerin yasa dışı ya da terör örgütü ilan edilmesi dahil görüşmemize devam ediyorduk. Fakat şimdi ikinci bölümde Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı değerli konuğum Sayın Mehmet Kaya Skype hattımıza tekrar herhalde beni duyuyor. Başkanım iyi akşamlar. İyi akşamlar, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bugün teşekkürler. Biraz gerilimli de başlasa Beyaz Tülbent meselesinden dolayı Diyarbakır'da da sanıyorum oldukça canlı bir 1 Mayıs kutlaması vardı. Mehmet Bey, siz aslında belki abartarak söyleyeyim, dünya sizin ağzınızdan duydu. Hep size, hatta ben de size bir mesaj atarak sormuştum. Gerçekten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Erbil'i ziyareti kararlaştırıldı mı diye. Nitekim sizin duyurduğunuz gibi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'a gitti. Bağdat, oradan Basra, nihayet Erbil Süleymaniye'ye gitti. Bu temaslar sizin açınızdan beklentilerinizi karşıladı mı? İlk çıkan yapılan açıklamalar, temaslar. Sizin beklentileriniz özellikle kısa vadede, orta vadede neler? Bir böyle başlayalım dilerseniz. Tabii. Tabii biz bu yaklaşık son 6 aydır özellikle ülkede yaşanan bu ekonomik krizle birlikte bölgeyi daha derinden etkilediği için ki bölgenin işte gayri safi gelirine de baktığımız zaman ve ticaret, dış ticaret anlamında da neredeyse ihracatımızın %65'ine yakını Kürdistan bölgesi ve Irak olduğu için bizim için önemli bir pazardı ve bu çalışmayı uzun zamandır yapıyorduk. Bazı adımlar da atıldı bu konuda. İşte bildiğiniz üzere önce İstanbul, Süleymaniye, daha sonra Erbil, Diyarbakır, Erbil, Gaziantep uçak seferleri başladı. Habur'un da yeniden bir modernizasyon ihalesi Türkiye Odalar Borsalar Birliği tarafından yapılıyor. Bu çalışmalarımız da bunu görünce hükümetin de yaşadığı krizle birlikte bu Irak'la ticareti, ki ticaret partnerliğinde ilk iki ülke arasındaydı, böyle bir adım atacağını tahmin ediyorduk. Hem Iraklı yetkililer, ki geçen gittiğimizde Başbakan Neçirvan Barzani ile de görüştük, bakanlarla da görüştük. Hem de Türkiye'deki dışişleri kaynakları bu ilişkinin başlayacağını, çünkü o kaybedilen ticaret potansiyelinin yeniden yakalamanın Türkiye için çok önemli olduğunu, ki bu referandum sonrası o pazarın önemli bir kısmının İran'a bırakıldığı maalesef, hem DAEŞ süreci hem referandumla birlikte Türkiye hem özel sektör anlamında hem de devlet ilişkisi anlamında gerçekten büyük bir hata yapıp o pazarı tamamen İran'a bıraktı. Bu İran ambargosunun da bir şekilde fırsat olarak görüldüğü ve Türkiye'nin yeniden o pazarı almayla ilgili adımlar atması gerektiği bizler tarafından da okunuyordu. O anlamda bizim bu son ziyaretimizde bizimki buradaki temel amacımız, ki oradaki insanlar bizim akrabalarımız, kardeşlerimiz, sonuçta yıllar boyu dostça birlikte yaşadığımız insanlar. Yeniden bu ticaret ilişkisinin gelişeceğini tahmin ediyorduk. Yeterli mi? Şöyle bir durumu görmek lazım. Biz ekonominin gelişmesini, ortak ilişkilerin artmasını istiyoruz. Burada siyaset bu işe sıcak bakmazsa karşılıklı adımlar çok hızlı atılamaz. Yani çünkü bir siyasi temas gerekiyor, bir siyasi mesaj gerekiyor. Dışişleri Bakanı'nın bu ziyareti bu anlamda önemliydi. Verdiği mesajlar tek başına yeterli olmasa bile, ama önemli bir adımdı ki orada Cumhurbaşkanımızın da ziyaret edeceği açıklamasını yapması aslında bu sürecin aynı şekilde biraz el ifade ettiğim ekonominin gelişmesini
siyasetin de destekleyeceği ama bu nereye gidecek onu zaman gösterecek. Ama ilk anlamda Dışişleri Bakanlığı'nın Erbil'e gelmesi bu anlamda, bu mesajın verilmesi anlamında bence önemliydi. Peki Mehmet Bey, aslında ben söylemem lazımdı. Stüdyoda konuğum Zafer Yörük de Erbil'de Kürdistan Üniversitesi'nde hocalık yapmış. 2 sene değil mi? 2006-2008. O da Erbil'i yakından tanıyan bir kişi. Ona da sizden ayrıldıktan sonra bu konudaki değerlendirmesini soracağım ama sizin söylediklerinizi ben de izliyorum medyadan. Gördüğüm kadarıyla Erbil eski günlerdeki gibi diyelim. Yani oradaki başkonsolosluk açılması 2010'du. Ondan önceki dönemdeki gibi yine böyle bir ticaret odaları arasında bir yakınlaşma var, ticarete dayalı. Bu da sizin söylediğiniz, tabii sizin işiniz bu. Yani siz ticaret ve sanayi odası başkanı olarak ekonomiyi canlandırmak, bundan daha doğal bir şey olamaz. Ama siyaseten sizden bir değerlendirme almam gerekirse burada bir başa dönüş de görmüyor musunuz? Hani zaten böyle başladı. Ticaretin arkasından başkonsolosluk geldi, ilişkiler gitti. Şimdi yine başa dönüyoruz. Yine iş, ticaret, işte tüccarlar, ticaret yapalım, bu şekilde devam etsin gibi. Ne dersiniz? Yani tabii ki siyasi ilişkilerin stabil olması, ülkelerin dış politikalarında attığı adımlar bu anlamda çok çok önemli ama gerçekten şöyle bakalım, mesela İran'da bu Türkiye'nin beka diye ifade ettiği Kürdistan bölgesel yönetiminin referandumunu, aynı beka sorunu varsa İran içinde var. Ama dönüp baktığınız zaman İran ne siyasette bir geri adım attı ne de ekonomik ilişkilerde, işte 7'ye yakın kapısıyla ticareti daha da geliştirdi. Hatta Türkiye'nin boşalttığı alanları da kaptı. Burada ekonomi siyaseti, ben hep dediğim bir şeydi, gerçekten terbiye eden önemli bir güçtür. Bunu doğru kullanabilirseniz. Maalesef Türkiye'nin siyaseten attığı adımlar çok sağlıklı değil. Evet, yani şimdi ne değişti de bir yıl sonra dönüp bu kadar, belki de işte 20 milyar dolar ki bugün Türkiye için önemli bir para, ticaret hacmini kaçırdınız. Şimdi dönüp tekrardan 20 milyar dolara ulaşacak bir ilişki başlatıyorsunuz. Ne değişti orada dönüp baktığınız zaman? Aslında çok da Kürdistan bölgesel yönetimi bir şey değişmedi. Evet, tamam, merkezi hükümetle yine ilişkiler, belki kendileri de bazı sıkıntılar yaşadılar ama Türkiye bu süreci doğru yönetmedi. Bunu görmek lazım. Şimdi dönüp yeniden, belki de bu kriz olmasaydı, İran ambargosu gerçekleşmeseydi ve bir de şu, tabii şu da çok çok önemli bu anlamda, bu adımların atılmasında, 1 Mayıs itibariyle İran'a uygulanacak petrol ambargosunda Türkiye'nin de bu kapsama alınması, ki işte Türkiye'nin ihraç ettiği petrol, ithal ettiği petrol neredeyse %40'a yakınını tek başına İran'dan ithal ediyor. Bu yeni bir pazar arayışı zorunluluğu doğmasaydı bu adımları atar mıydı siyaseten? Atmaz yani. Sonuçta dönüp baktığınız zaman işin ekonomisi yine öne çıkıyor. Aslında bizim yaptığımız bu çalışma da evet, bölge için de bu ticaret çok çok önemli. Hem sınır ticareti anlamında hem oraya satılan ürünler anlamında çok çok önemli ama bizim de dikkat ettiğimiz şu, Kürt fobisini Türkiye devletinin aklının artık aşması gerekiyor. Yani siz hemen küçücük bir adımda veya belki de sonuçta sizle birlikte atması gereken bir adımda tutup düşmanlaştırarak, biz ticarette yapmayız, hiç görüşmeyiz de, savaş da ilan ederiz, aç da bırakırız gibi, yani bir devlet geleneği olan bir ülke için çok doğru adımlar değil. Ondan sonra madem bunu dedinse, bir sene sonra ne değişti de bir anda dönüp yeniden o ilişkileri geliştiriyorsunuz? Evet, orada da bazı siyasi değişimler oldu. Biz de okuyoruz oradaki değişimleri ama sonuçta referandum sonucunu da alıp cebine koyan bir Kürt bölgesel yönetim var. Bunu da görmek lazım. Evet. Sayın Başkan, Neçirvan Barzani ile Irak Kürdistan Bölgesi Başbakanı görüştüğünüzü söylediniz son gittiğinizde yakın zamanda. Onun size bu anlamda ne mesajları oldu? Doğrusu
Evet, yani Neçirvan Barzani'nin hemen hemen tüm açıklamalarında iki şeyi net olarak söylüyor. Bize de orada aynı açıklamayı yaptı. Birincisi Türkiye'nin Türkiye'li ilişkilerini çok çok önemsediğini, bu konuda Türkiye ile ilişkisini bozacak hiçbir şeye müsaade etmeyeceğini ve Türkiye'nin bu süreçte çok yardımlarını gördüğünü net olarak söylüyor. Birincisi bu. Ama akabinde de şunu da net olarak ifade ediyor ki basına yansıyan açıklamaları da bu çerçevede dikkat ederseniz. Kürt sorunu çözümünün de tek başına, özellikle Türkiye'nin içindeki Kürt sorunu çözümünün de tek başına güvenlik politikasıyla çözülemeyeceğini, bu konuda bazı adımlar atmasının zorunlu olduğunu kendisi de ifade ediyor. Doğrusu bu siyasi anlamda bu tür mesajları verdi ama özellikle bizim için tabii ki, yani biz ticaret sanayi odasıyız. Durduğumuz alan itibariyle ekonominin ve ticaretin gelişmesiyle ilgili bazı adımlar atmak zorunda. O konuda da yani Erbil Diyarbakır uçuşu mesela önemli katkıları oldu o konuda, hatta bunu teşvik edeceğini. Aynı zamanda ticaretin gelişmesiyle ilgili kendisine düşen her türlü adımı atacağını, Türkiye ile ticaret ilişkisini önemsediğini, bunun gelişmesi için ne gerekiyorsa yapacağını net olarak ifade etti. Ama tabii biliyorsunuz bu ay itibariyle de görevi tamam şeye devretti. Mesrur Barzani'ye devretti. Ama kendi de başkan oluyor. Tabii kendisi de başkan oluyor şu yani, anki evet. Görünen o bakanlar evet. Kurulu açıklamasıyla birlikte kendisi de başkan oluyor. Evet. Doğru. Peki Mehmet Bey, son konuşmanızda şu HABUR'un modernizasyonuna değindiniz. Ben de anımsarsınız işte 2010-13 arasında 3 yıl 3 ay ilk Türkiye'nin başkonsolosu olarak görev yapma. İlk sizle başladı zaten şansına. Bu ilişkiler. Yok estağfurullah. Yani benden önce de işte ben de bu konuşma notunu kullanıyordum. Yani biz tüccarlarımızın, yatırımcılarımızın, müteahhitlerimizin açtığı yoldan geldik demiştim. Şimdi bir daha oraya mı döndük diye siz de çok güzel ifade ettiniz. O gün de bu konuşulurdu, HABUR modernizasyonu. İşte giden gören herkes bilir ki zaten HABUR'da böyle bir şeye ihtiyaç var. Başka bir kapıya da ihtiyaç yok. Yani HABUR'un ıslah edilmesi yeterli. Şimdi bu Ovaköy tekrar çıktı ve bu defa karşısı Fiş HABUR deniyor. Karşısında Karavela Köyü var ama her neyse Fiş HABUR, Ovaköy. HABUR'un modernizasyonu bir yandan yapılacak, bir yandan Ovaköy mü açılacak? Ne aşamada? Bir de onu sizden dinleyeyim. Beklentiniz, arzunuz, isteğiniz sizin en çok onu, orayı kullanan kişi olarak, Ticaret Sanayi Odası Başkanı olarak nedir? Bir de bu değerlendirmenizi alalım sizi uğurlamadan evvel. Şimdi bu işlere bakarken gerçekten real ve feasible olarak bakmak gerekiyor bir kere. Ve bunu burada ticaret yapıyorsanız ticaretin kurallarını kendiniz siyasette de belirleyemezsiniz. Yani ben bir kapı açacağım, bu kapı Kürdistan'dan geçmeyecek, bununla bir o duble yol yapacağım, ta Necef'e kadar inecek. Yani böyle bir akıl olmaz. Yani ticaretin böyle bir, eğer kapıyı bunun için yapıyorsanız ki zaten budur. Yani bu kapıları yapmak insanların geçişi, tırların geçişi, tankerlerin geçişi için yapıyorsunuz. Bakın Türkiye'nin ortalama yıllık 2,5 milyon tır Türkiye'nin 10 tane sınır kapısından yurt dışına çıkıyor. Bu 2,5 milyon sayının 1 milyon 200 bini yalnız başına HABUR'dan çıkıyor. Evet. Bakın yani bu hacmi doğru okumak lazım. Maalesef Türkiye HABUR'u siyasi nedenlerle öyle çok ihmal etti ki şimdi bugün 20 milyar dediği rakam aslında bugün 50-60 milyar dolarlara ulaşması gerekirdi bu kapı doğru bir şekilde modernize edilseydi. Bugün HABUR konum itibariyle ona bakarsanız İran'a yakın taraflarda da iki tane kapı var. Ama doğrusu onun karşı tarafı tam olarak oluşmadığı için net olarak kullanılamıyor. İnsanlar oraya HABUR'u tercih ediyorlar. Şimdi yeni bir kapının da yapıldığı takdirde bu dediğimiz diğer kapılardan çok farkı olmayacak. Onun için HABUR'un modernizasyonu çok önemli. Bunu da Türkiye Odalar Borsalar Birliği yapıyor. Doğrusu ihale yapıldı aslında geçen ay. Ama ihalede rakam fazlalığınca şimdi önümüzdeki ay yapılacak ve şu anki kapasitenin neredeyse 2,5 katı
bir genişleme alanı yaratacak. Hem tırlar için hem özel araçlar için hem de yaya kampüsü diye ifade edeceğimiz insanların daha rahat sınır ticareti yapabileceği bir yöntem oluşacak. Doğrusu bu yapılırsa ki bir an önce yapılması gerekiyor. Umarım bir yıl içerisinde bu hayata geçecek. Bu dediğimiz 20 milyar ve 20 milyar üstü ticaret hacmi kolaylıkla yakalanabilir. Ama Türkiye'nin söylediği diğer kapı tamamen Kürdistan bölgesel yönetimiyle yaşadığı siyasi sorunlardan dolayı onları bypass etmeye yönelik bir kapı olduğu hem bizler tarafından yani Türkiye hükümeti tarafından söyleniyor hem de siz de çok iyi biliyorsunuz evet. ki Barzani de bu açıklamaları yapıyor. Yani böyle bir siz bu şekilde ticari ilişki geliştiremezsiniz. Burada yapılması gereken Habur'un Türkiye tarafını doğru bir şekilde modernize etmek, aynı şekilde ki Kürdistan bölgesel yönetimi Irak, çünkü şu an merkezi yönetim yönetiyor biliyorsunuz. Habur'un karşı tarafını. Bunu da doğru bir şekilde destekler bir modernizasyon çalışması olursa Habur Türkiye ile Irak, Türkiye ile Kürdistan bölgesel yönetimi arasındaki ticaret hacmini çok çok yükseltecektir. Kapı yapılmasın demiyoruz. Muhakkak keşke 10 kapı yapılsa, yaya kampüsleri yapılsa. Sonuçta dünyada şöyle bir realite var bu ticaret hacimlerinin artırılmasında. Siz eğer komşunuz ile ticaretinizi yüksek oranda en az %30-40'larını komşularınızla yapmıyorsanız siz dünyaya mal satamazsınız ki Türkiye'nin bugün komşularla yaptığı ticarete baktığınız zaman %10'lar seviyesinde bile değil. İşte hep örnek veriyoruz. Amerika Meksika'ya duvar örüyor ama dönüp baktığınız zaman Meksika ve Kanada ile yaptığı ticaret hacmi %40'lara kadar varmış durumda. Yani Trump sabahtan akşama kadar Meksika'ya, Meksika hükümetine, Meksika halkına küfür ediyor ama ticaretini de hiç aksatmıyor gördüğünüz gibi yapıyor. Maalesef biz burada bir türlü bu doğru aklı oluşturmayı beceremiyoruz. Böyle siyaseten küçük bir sorun yaşasak bile ne ticaret ne hiçbir şeyin her şeyi bitirir noktaya getiriyoruz. Böyle küsüyoruz bu işlerde ama böyle değil. Ondan sonra da böyle bir ekonomik kriz yaşadığımızda da ilk koştuğumuz yer yine burası oluyor. Komşularla ticaret oluyor. Peki Sayın Başkan, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Mehmet Kaya, katılımınız için çok teşekkür ederiz. Dilerim çabalarınızın semeresini görürsünüz. Kolaylıklar diliyorum. Kısa zamanda da İstanbul'da bulunduğunuzda burada da sizi ağırlamak isteriz. İyi akşamlar, teşekkürler. İyi akşamlar, ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Zafer Hocam, siz de ben 2010-2013, siz benden önce 2006-2008 aşağı yukarı peş peşe bulunmuşuz. Evet. Siz bu son ziyaret Erbil ve Süleymaniye'ye de gitti Çavuşoğlu. Mehmet Bey de dinledik. Siz neler söylemek istersiniz? Siz de orada o zaman geçtiniz, o kapıdan muhtemelen Habur'dan çok, geçtiniz. Evet, evet. Gördünüz, o sonra değişti, sonra tekrar değişti. Yine konuşuyoruz, evet. Yine Ovaköy konuşuyoruz. Yine ticaretin önünü açmayı, ticarete dayalı bir ilişki geliştirmeyi konuşuyoruz. Tabii farklı sebeplerle oradaydım. Yani sonuçta bir üniversitede ders veriyordum. Tabii siz üniversitede ders verdiniz. Ben kaygılarım biraz daha farklıydı. Evet. Fakat sonuçta oradaki iş yapan müteahhit vesaire girişimci birçok insan veya ticaret yapan birçok insan Türkiye'yle görüştük tabii ki ve yokluğunuz çok hissediliyordu. En azından Habur'un halini de gördünüz. Yani şöyle bir sorun vardı, orada bir Türkiye konsolosluğunun olmaması Erbil'de ihtilafların çözümü için Musul'a gitmeyi gerektiriyordu. Musul da çok problemli bir yerdi. Yani Musul'da DAEŞ yönetimi almadan önce de Musul problemli yerdi. Gitmesi zor, çıkması zor vesaire. Dolayısıyla çözümsüz bir sürü sorun vardı. O anlamda Türkiye'nin konsolosluk açması Erbil'de bütün bunları çözümleyecek çok önemli bir adım oldu diye tahmin ediyorum. Bir de tabii şey de var yani. Ama o da konsüler konu, yani sözünüzü kestim, yani ticaret tamam, konsüler, konsolosluk konuları, işte vatandaşımıza hizmet, ne bileyim siz geleceksiniz pasaportunuzu vesayetname, evet. Bunlar tamam. Siyasi deyince sanki bir felç durumu geri geldi. Evet, yani benim orada aşılmış gibiydi, geri geldi. Evet, oradaki gözlemim
hani homo economicus ile homo politicus arasında bölünmüş bir Türk kimliğinden söz etmek gerekiyor. Şeye, Kuzey Irak'a bakışta ya da Kürdistan bölgesel yönetiminin bölgesine bakışta, Kürdistan bölgesine, Kuzey Irak'taki bakışta. Yani bir yandan ekonomik faaliyet full speed, tam gaz giderken, tam yol ilerlerken, politik anlamda sürekli bir geri çekilme ve sürekli bir şey, hatta yer yer düşmanlaştırma, ötekileştirme vesaire söylemleri devam ediyordu. Hatta ben oradayken şey oldu, işte ilk en son en büyük en son büyük sınır ötesi hareket olarak Güneş Harekatı oldu ve yani hakikaten şeydi, yani insanların ne kadar tedirgin olduğunu, korktuğunu, yani orada bulunan Türkiyelilerin de ne kadar tedirgin olduğunu vesaire gözlemledim o harekatın olduğu sırada vesaire. Yani şey tavrıyla, Türkiye'nin siyasal tavrıyla ekonomik faaliyetinin hakikaten birbiriyle uyuşması gerekiyor. Bence tabii ki ideal olan ekonomik olana siyasetin hizmet etmesi gerekiyor. İşte diye belki gerekmiyor diyor gerçekliğe. Ankara. Yani siz gerekiyor diyorsunuz, sanki Ankara'da gerekmiyor diyor. Yani ticaret derinleşir, ilişkiler şey olur, petrol, gaz, bu tüm bunlar yapılır. Siyaset ayrı, güvenlik, askeri müdahale ayrı diyor belki. Yani yanlış bakılıyor diye düşünüyorum. Çünkü şey, sonuçta bu tür ilişkiler, yani ekonomik ilişkiler halklar arasında, toplumlar arasında daha barışçı ve şey ilişkilerdir, daha somut ilişkilerdir. Hı hı. Alacak verecek meselesi vesaire, birbirine dokunduğun, birbirine gerçekten iletişim kurduğun, yüz yüze iletişim kurduğun ilişkilerdir. O anlamda bunların kıymetini bilmek gerekiyor. Yani bölgede barış için, Türkiye'nin barışçı komşularla yaşıyor olması için bu var olan ekonomik ilişkilerin kıymetini iyi bilmek gerekiyor. Ben aynı şeyin Suriye için de geçerli olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Suriye'de ne oluyorsa oluyor sınırlarımız dışında. Önemli olan orada var olan, oluşan gerçeklikle, gerçekliğin kabulüyle beraber hem ekonomik hem de bunun yanında politik ilişkilerinde gelişmesi ve iyileşmesi. Orada önerdiğiniz nedir? Hem Şam'la hem PYD ile görüşmek mi, yoksa nasıl bir şey öneriyorsunuz Suriye açısından? Bence öyle yani. Tabii ki PYD'nin ötekileştirilmesi, şeytanlaştırılması vesaire. Bir taraftan Şam'la da temasımız yok ama. O nereye kadar devam edecek? İşte Esed demek nereye kadar devam edecek, değil mi? Bunların, bu gerçeklerin kabullenilmesi gerekiyor. O anlamda şeyi de düşünüyorum. Yani hani çok yakın takip etmedim Irak'ı son zamanlarda ama Türkiye'nin Kuzey Irak'la olan deneyiminin yani şeyden beri, 91'den beri özellikle olan deneyiminin, yani şeyden beri, ilk Körfez Harekatı'ndan beri, ilk Irak Harekatı'ndan beri olan, işte ilk kez 36. paralelden itibaren uçuşa yasak bölgenin ilan edilmesinden sonra Türkiye ile Kuzey Irak arasındaki ilişkilerin ve bunun evriminin, evrim sürecinin Türkiye'li otoriteler tarafından iyi değerlendirilmesi gerektiğini ve bunun aslında hem iyileştirilmesi gereken, tabii ki reform edilmesi gereken birçok şey var orada, iyileştirilmesi gereken, ama geldiği aşamadanın doğru değerlendirilmesi ve bu doğru değerlendirme doğrultusunda Suriye ile ilişkilerin, bundan sonraki ilişkilerimize bakılması gerektiğini düşünüyorum. Yani Rojava'daki oluşumla ben sonuçta orta vadede, en azından kısa vadede olmasa da, kısa vadede olması daha idealdir, ilişkilerin iyileşeceğini düşünüyorum. Şam'la da tabii ki ilişkilerin düzelip iyileşeceğini düşünüyorum. Bundan kaçış yok. Yani şey, hani dış siyaset şey değil, her şey benim istediğim gibi olsun değil. Önemli olan oradaki askeri mevcudiyetimizin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Şimdi Afrin var, yanında Babcebi var. Bir de üstelik Fırat'ın doğusuna da müdahale arzusu, baskısı var. Evet. İşte daha bizi konuşurken Cefri de burada, Suriye özel temsilcisi. Evet. Hani siz de biliyorsunuz, bölgesel dengeler değişiyor. Türkiye'nin projesi net değil. Açık uçlu gibi gözüküyor. Evet, net değil. Yani ne olunca bitecek gibi bir cevap yok. Açık uçlu. Ben şeyde, şu İdlib meselesinin çözümlenmesiyle beraber, yani İdlib'deki durum netleşince Türkiye'nin de artık durumunun netleşeceğini düşünüyorum ona bağlı olarak. Çünkü şey,
İdlib'den sonra Suriye Devleti'nin bazı talepleri de olacaktır. Hı-hı. Afrin konusunda başlayarak Hı-hı. şeye doğru, Fırat'ın doğusuna Hı-hı. doğru yayılma talebi olacaktır. Ve burada muhataplarından birincisi işte Afrin'de belki Afrin ve civarında Özsoy ve dolayısıyla Türkiye olacaktır. Ama şeyde de Fırat'ın doğusunda da oraya müdahale etmeyin. Ve de hani biz şeyle görüşüyoruz, PYD ile görüşüyoruz durumu ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Bu kaçınılmazdır. Bu bizim evet. sınırlarımızın dışında olan ilişkilerdir. Bunu bu şekilde kabullenmek buradan hani ekonomik kazanç demiyorum ama iyi ilişkiler üretmek en doğrusudur. Tabii ki ekonomik kazanç da bununla birlikte gelir. İşte Kuzey İran şey hacmi, ticaret hacminden az önce bahsedildi. Oldukça aslında önemli evet. bir ticaret meselesi var. Şunu da iyi değerlendirmek gerekiyor. Yani Türkiye işte şeyiyle, sistemiyle, oturmuş kurumlarıyla, kimyasıyla çok oynanıyor Türkiye'nin bu Hı-hı. iktidar tarafından. Ama işte bu zamana kadar gelmiş olan kimyası ve evrimiyle, bu kurumların iyiye doğru evrimi umuduyla en azından Hı-hı. işte Avrupa Birliği'ne yakınlaşma üyelik olmasa bile vesaire açısından hem komşuların hem de bütün Orta Doğu'nun aslında yüzünü çevirdiği bir ülke. Bunu işte şimdi sokağa çıksak buradan Arap turistlerin çoğunluğundan görebiliyoruz şeyde İstanbul'daki. Ki bu sayı artacak yaz boyunca. Bunu takip edeceğiz. Bu şey, bunun avantajlarını kullanmamız gerekiyor. Yani böyle kalmamız gerekiyor daha doğrusu. Hani onlardan biraz farklı olarak bir nüansımız olması gerekiyor şeyle, Batı ile ilişkilerimiz anlamında. Bütün Orta Doğu'nun Batı'ya açıldığı bir kapı olmamız gerekiyor. Kapı olduğumuzun bilinciyle davranmamız gerekiyor ülke olarak. Ve bu hani böyle bir perspektifle bakılırsa bence Türkiye'nin önü çok daha fazla açılacaktır Orta Doğu ile ilişkileri. Ama özellikle de güney komşularıyla işte Irak ve Suriye ile ilişkileri açısından ve güneydeki tabii ki Kürt komşularıyla olan ilişkileri açısından önü açılacaktır diye düşünüyorum. Özetle böyle. Erbil'de kale içi, yani Erbil kenti 8000 yıllık tarihi olduğu söyleniyor. Evet. Doğru zaten. Ama o 8000 yıllık tarih denilen işte sitadel, o 30 metrelik yükseltinin üstündeki kale içi bölümü. Orayı da belki Türkiye'deki yanlış uygulamaları adeta yansıtır gibi Irak Kürdistan bölgesi yönetimi boşaltmış orayı. Çünkü orası Türkmen varlığının evet. kalbi. Yani o kale içinde Türkmenler ve Yahudiler yaşamış yüzlerce yıl boyunca. Şimdi boşaltılmış, işte renove ediliyor, rehabilite ediliyor. Hatta Fransız arkeologlar da onun dibinde meşhur güneş tapınağını arıyorlar. O yükseltinin evet. altında bir yerde olduğu sanılıyor. Kocaman da bir Irak-Kürdistan bölgesi bayrağı var tam ortasında. Bunları söylemekte bir sıkıntı yok. Evet, Türkmenler oranın yerli halkı ama Irak-Kürdistan'ın işte Erbil'inde, başkentinde Türkmenler kardeşimiz fakat tamamı neredeyse Kürt. Yani Türkiye'de de onun 4 katı kadar Kürt yaşıyor. Onlar da bir kardeşlik oluyor. O zaman Türkmenler kardeş oluyor. Burada da bir kişilik bölünmesi gibi bir yanlış siyaset yok mu? Yani belki aslında hiç kardeşliği karıştırmasak da daha iyi olur. Yani illa ama bir Türkmenler kardeş oluyor, Kürtler olmuyor. Sonra içeri dönünce onlar da bazen kardeş oluyor. Böyle sürekli bir git gel yaşıyoruz. Evet, herhalde kardeşliği karıştırmamak lazım. Evet, çok önemli mi? Bir nokta. Ben bu halkların kardeşliği evet. şeyine de, sloganına da hep Leonard Cohen'in ünlü iki dizesi vardır. Eğer beni kardeşim diye çağırıyorsan lütfen sorumluma izin ver, kimin planına göre kardeşim diye. Yani hangimiz abiyiz, hangimiz küçük evet. kardeşiz, buna göre evet. Cevabını soruyor bu, evet. bu böyle bir halkların kardeşliği hı hı. önermesine karşılık, yani hangimiz abiyiz, hangimiz küçük kardeşiz. Evet. Dolayısıyla hani evet. Bir hiyerarşi oluşuyor kendiliğinden. Kendiliğinden bir hiyerarşi oluşuyor kardeşlik önermelerinde. Bunlara tabii ki skeptik yaklaşmak gerekiyor. Ama dediğiniz hani Türkmenler kardeşimiz de geri kalanı değil meselesinin öyle olmadığını orada yaşamış olan herkesin zaten gözlemlemiş evet. olması gerekiyor. Yani Türkmenler orada Kürtlerin kardeşi. Hı hı. Araplar da Kürtlerin kardeşi, Asurlar da Kürtlerin, Süryaniler de Kürtlerin kardeşi. Yani herkes birbirinin kardeşi olarak yaşamaya hı hı. çalışıyor. Ezidiler de kardeşler. Bazen işte böyle tuhaf fanatik İslamcı unsurlar gibi, yani ve benzeri terörist unsurlar gelip
ayrımları kaşımaya çalışıyor ve katliamlar yapıyor. İşte Ezidilere nasıl bir katliam uğradığını biliyoruz. Ama bunlar şeyi değiştirmiyor sonuçta. Oradaki halkların arasında kurulmuş olan bağları, kardeşliği demeyelim de, yani gerçek bağları değiştirmiyor. Ben siz de tanımışsınızdır orada Türkmen aileler. Evet. Hepsinin komşuları Kürttür. Herkes Kürtçe konuşur, Türkmence konuşur Kürtler vesaire. Yani şey, bu tür problemlerin olmadığı, bu tür ayrımların da altının kaşınmasının herhangi bir sonuç da vermediği durumlar olduğunu görüyoruz. Ben oradayken işte Musul meselesi mesela çok fazla şişiriliyordu, gündemdeydi. İşte Musul'da Türkmenler sürüldü, ezildi vesaire meselesi. Telafer. Yani Musul'un telaferi. Telafer. İçinde az bir, İçi içinde söyleniyordu o zaman. Yani çok yoğun Türkiye'nin bir siyasi propagandası vardı işte Türkmen cephesi vesaire meselesinde. Yani ama hani Türkmen cephesinden insanlarla da tanıştıktan sonra vesaire, yani oradaki Türkmen grupların, çeşitli Türkmen siyasi grupların insanlarıyla da tanışıp konuştuktan sonra hiç de Türkiye'den, Türkiye'deki kamuoyuna sunulmaya çalışılan izlenimle alakası olmadığını durumun görüyoruz. Evet. Ayrıntılarına girmek istemiyorum ama yani şeyle ilgili bu. İşte nüfus oradan kaydırılıyor da yerine Kürtler yerleştiriliyor. İşte şeyde herhangi bir olası Musul referandumunda şey olması için, Kürt bölgesel yönetimine geçmesi için o zamanki mesele buydu. Ama yani hani orada Türkmenlerin kaydırılması söz konusu, üstelik Türkmenler de muhtemelen Kürdistan yönetimine geçmesi için oy kullanacaklardı. Durum böyleydi yani. Peki o zaman ilk bölümü bağlarken siyasi İslam'da bırakmıştık konuyu. Evet. Macron'un ben söylemiştim siyasi İslam'ı da tehdit gördüğünü duyurması. Bu siz halk hareketleri, daha doğrusu popülist hareketlerden bahsederken işte mülteci düşmanlığını ortak nokta olarak anlattınız ki ben de katılıyorum. Bu yeni Avrupa'da da Batı'da da böyle bir yerlicilik, millicilik, nativizm var. Kendi kimliğini de sanki işte bir dışlayan, yani mülteci düşmanlığına göre bir de İslam, yani İslam'ı tehdit olarak görmeye sanki dayandırıyor. Ama şimdi Macron'da da bir popülist lider diyemeyiz. Bunun ötesine de geçen bir durum var herhalde. Onu da IŞİD'le mi ilişkilendirmeliyiz? Evet. Şimdi Macron'a bence popülistler diyebiliriz. Öyle mi? Macron çünkü geleneksel siyasal yapılardan farklı bir söylemle iktidara geldi. Partisiz bu anlamda seçildi. Bu anlamda sağ Syriza işte veya sağ Podemos falan denilebilir Macron'un çizgisine. Çok eleştirdiler bence sizi bu ifadenizden dolayı ama siz... Benim gözlerim böyle. Aslında o yüzden de beni rahatsız etmiyor yani, yanlış anlamayın da. Evet. O yüzden şunu düşünüyorum. Yani şu anda demokratik siyasetin krizinden bahsettiniz ya en başta açılışta. Evet. Bence aslında yani Batı'daki demokrasilerin krizi bu krize çare olarak, yani bu zaten oluşmuş bir krize çare olarak ortaya çıkmış olan popülist hareketlerin krizi olarak da okunabilir bu anlamda. Yani Macron'un neden popülist olduğunu düşünüyorum. Çünkü popülizm bir nevi işte Schmitt'in demokrasi tanımına dayanıyor. Şeyden çok bir parti programı, bir ekonomik program, bir kalkınma, ülke için kalkınma programı vesaire gibi veya işte bir sosyal güvenlik sistemi gibi, sosyal güvenciler gibi net programlara dayanmak yerine liderle, belli bir popüler şahsiyetle, karizmatik liderle, ki bu Türkiye'de de söz konusu bence, karizmatik liderle şey arasında, halk arasında şeysiz, dolayımsız bir bağ üzerinden genelde gelişiyor. Ve bunun üzerinden kazanıyor. Berlusconi de böyleydi. Bence Macron da böyle. Hani aşırı sağ popülist değil tabii Macron. Orta sağ popülist de. Ve işte şeyler de aslında Syriza, Podemos gibi hareketler de sol popülist hareketler olarak bakılabilir. Benzer şekilde işte şeyleri Le Pen'in ve şimdi işte yükselen Vox hareketine bu çerçevede yani popülist hareketler olarak bakılabilir. Ben sorunun burada olduğunu düşünüyorum. Yani aslında şu anda Almanya'da da AfD beklenmedik derecede güçlendi.
Aslında krizin yani şey bir dönem kriz şeydi, geleneksel Avrupa partilerinin işte muhafazakarlar, Hristiyan demokratlar, sosyal demokratlar şeklinde olan ya da işte sosyalist partiler şeklinde olan merkez sağ ve merkez sol kümeleşmenin artık devam edemeyeceği bir noktaya gelmiş olmasının durumunda popülist bazı söylemlerin sağ ve sol popülist söylemlerin bunların yerini alması şeklinde tezahür etti. İşte İtalya'da başladı şeyle beraber bu P2 locasının dolayısıyla Gladio'nun tasfiyesiyle birlikte başlayan süreç onunla birlikte işte muhafazakarlar da tasfiye olunca çünkü hepsi içindeymiş o tezgahın. Onlar da ortadan kalkınca birdenbire oradaki boşlukta sağ popülizm, Berlusconi'nin vesairenin prim yapmasıyla birlikte başlayan bir süreç, 90'larda başlayan bir süreç. Şeyde 2000'lerde hız kazandı. İşte sol popülizm, Syriza'nın Podemos'un İspanya'da vesaire ve benzer partilerin Avrupa genelinde bir yükselişine tanık olduk. Aynı şekilde de sağ popülizm, hatta orta sağ popülizm işte vesaire gibi yeni oluşumların oluştuğuna ve yeni partilerin bir rekompozisyon geçirdiğine ve bu rekompozisyon sonucunda ortaya çıkan yapılarında aslında amorf ve popülist yapılar olduğuna, genelde bir karizmatik lidere bağlandığına falan tanık olduk. Şimdi ben bunun da sonuna gelindiğini düşünüyorum. Yani bu anlamda bir Avrupa'da siyaset krizinden söz edebiliriz. Ha neden böyle diyorum? Çünkü İngiltere'de ki Corbyn var orada. Corbyn'in geleneksel işçi sınıfı bağlarına dayanarak işte geleneksel sendikalara ve işçi partisinin bu sendikalarla olan ama bir de partiye kitle olarak üye olup Corbyn'i orada tutmayı beceren gençler, değil mi? Tabii ki gençler. Yüzbinlerle hani momentum. Evet. Yani o hani aslında popülist lidere havale olabilecek o gençlik işte bir karizmatik lidere ya da popülist bir harekete havale olabilecek gençlik böyle bir temele havale olduğu zaman çok büyük bir güç olduğunu görüyoruz. Çünkü hani İngiltere gibi bir ülkede hakikaten sosyalist bir solun ana muhalefetin başına geçmesi ve de muhtemelen de yakın zamanda iktidara gelmesi bu karakteriyle çok rastlanan bir durum değil. Ve de çok şeyi değiştirecektir. Bu anlamda ben bu tarz siyasete bir dönüş olduğunu, hani özellikle şimdi hani günündeyiz, 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndayız. Geleneksel işçi hareketine dayalı, daha doğrusu işçi örgütlerine, sendikalara kazanılmış hakların savunulmasına vesaireye ve somut taleplere, kamulaştırma gibi veya aşırı özelleştirmenin engellenmesi gibi diyelim, somut taleplere dayalı işte sağlık sistemini, sosyal güvenlik sistemini geliştirici, darbeleyici değil vesaire gibi somut taleplere dayalı emek hareketinin ne dayalı siyasal hareketlerin gününün geldiğini görüyorum. Yani ötekilerin aslında şeyini yitirdiğini. Peki hocam şimdi siz de söylediniz bugün 1 Mayıs. Ben de programı açarken bu dış politika programı bugün 1 Mayıs diye bir değerlendirme rica ettim de sizden. Başladığımız yere geri dönerek bitirelim. Şu çizdiğiniz tablo programın adı da Dünya ve Biz malum. Yani bu dünya kısmını çizdiniz. Bir akrabalık da ortaya çıktı çizdiğiniz tabloda. Tüm Batı Avrupa'yı diyelim. Evet. Bunun önüne Türkiye'yi koyduğunuzda Türkiye'nin demokrasi krizi varsa, devlet krizi, yönetim krizi ve bir şeylerin dönüşüp dönüşmediği. Bununla karşılaştırdığınızda bizde ne görüyorsunuz? Türkiye'nin evet yani sorunu çok. Bizde de bir tür popülist iktidar var çünkü. Evet evet yani özellikle 2010 referandumundan beri Adalet ve Kalkınma Partisi diye bir parti aslında kendi kendisini tasfiye etmiş bulunuyor. Bunun yerine lider hareketi oldu. Tayyip Erdoğan Partisi ve bu parti teşkilatı olarak bile yok. Onun yerine işte alan penguen gibi pelikan gibi gruplar yani bir troll teşkilatı ortaya çıkabiliyor. Aslında bir anlamda modern belki. Yani Macron partisi seçildi. İşte Erdoğan da parti hüviyetini kaybetmiş bir işte
hareketin. Evet ama işte ben bunun sonuna geldiğini düşünüyorum. Yani ama orada artık hukuk var, hukuk devleti var, özgür medya var, özgür yargı var. Bizde bunlar yok. Yani konuşurken, karşılaştırırken. Evet yani bunları tahrip etme şeyde meselesi de var. Hani olanı da bozma meselesi de var. O nedenle dedim işte Türkiye'nin kurumları önemli. Orta Doğu ülkeleri için, Orta Doğu halkları için önemli. Herkes buraya bakıyor. Çünkü burası geçişi. Türkiye, Orta Doğu'nun batıya açılan kapısı Türkiye. Dolayısıyla hatta yani çok açık bana bir sürü insan tek Avrupalı komşumuz diyordu Türkiye için. Evet. Yani o derecede Avrupalı vesaire görüyorlar bizi ve önemli bir batı ülkesi olarak görüyorlar. Kendilerinin kapısı olduğu için. Bu kurumlarımıza, olan kurumlarımıza ve değerlerimize sahip çıkmak, bunları geliştirmek, demokratikleştirmek varken bunları tahrip etme yoluna gitmek bir nevi Elbeşir'in 89'dan beri yaptığı işleri dönmek gerekiyor. Bu kabus senaryosudur. 89'dan beri Elbeşir'in işte askeri darbeyi yaparken biz çok savaş var, barış getireceğiz. İşte çok yoksulluk var, refah getireceğiz ekonomide. İşte bir de siyasal özgürlükler getireceğiz diye darbe yapıp siyasal İslam'ı getirmesi şeye, Sudan'a. Ve ondan sonra işte tepeden toplumu İslamlaştırmaya çalışması, empoze etmesi ve buradan yeni çatışmalar, yeni kutuplaştırmalar çıkarması. İşte şeylerde var olan çatışmaları savaşa dönüştürerek Darfur ve şeyde Güney Sudan'da ayrılmaya kadar giden, çünkü soykırıma kadar giden katliamlara girişmesi ve buradan ayrılmaların ortaya çıkması vesaire gibi bir kabus senaryosu da var. Yani dizginlenmeyen, gözü dönmüş siyasal İslam'ın neler yapabileceği konusunda bir başka senaryo da var önümüzde. Bir 30 yıl var Sudan'da yaşanan. Ya da yani ikincisi de hani Türkiye'deki Türkiye'nin görece demokratik, görece Orta Doğu'ya göre görece demokratik ve görece batılı kurumlarının korunarak bunları daha geliştirerek daha üstüne bir şeyler inşa edilmesi ne bakacakken bunları imha etmeye yönelmenin yanlış olduğunu görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bir dönüşümün başladığına dair bir işaret aldınız mı 31 Mart seçiminden, yoksa çok mu erken? Olmaz mı? Tabii ki. Şimdi 31 Mart seçimi tabii ki çok önemli. Özellikle İstanbul çok önemli. İstanbul'da sonucun hala ne olacağı konusunda çok fazla spekülasyon var. Yüksek Seçim Kurulu'nun hala iki dudağı arasında mesele gibi gözüküyor. Ama olan şu, hani nasıl 1989'da Kartum'da Sudan siyasal İslam'ın hikayesi, Beşir'in hikayesi başlayıp 30 sene sonra yine Kartum'da bittiyse, 25 sene önce herhalde İstanbul'da başlayan Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı seçilmesiyle başlayan hikayede İstanbul'da yine İstanbul'da bitecek gibi gözüküyor. Peki. Çok çok teşekkür ederim katıldığınız için Sayın Zafer Yörük. Zahmetli oldu 1 Mayıs dolayısıyla ama umarım sizi fazla yormadık. Eksik olmayın. Bu Dünya ve Biz'in de böylece sonuna geldik. Dinlediniz Zafer Yörük Hoca'yı. Hem siyasi İslam Sudan bağlamında hem de Avrupa'daki yükselen popülist dalganın oranın demokrasi krizi anlamında ne demek olduğunu ve bizle karşılaştırmasını yaptı. Yeniden bir başka Dünya ve Biz'de haftaya görüşmek üzere. İyi geceler.